Efendim iyi akşamlar. Bugün 12 Aralık 2016 günlerden Pazartesi. Haftanın ilk iş gününde ERT Televizyon Ana Haber Bülteni'nde canlı yayınla karşınızdayız. Hemen ayrıntılara geçmek istiyorum. Ve maalesef İstanbul'da önceki gün gece yaşanılan patlamada bilanço ağır oldu. Tam 44 şehit. Ve bugün Türkiye'nin farklı illerinde şehitler gözyaşları arasında toprağa verildi. Ali. İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena stadı yakınında gerçekleştirilen çifte bombalı saldırının şehitleri ardında acı dolu hikayeler bıraktı. Tüm Türkiye onları ağladı. Şehit yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Şehit polis memuru Haşim Usta için İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Şehit Haşim Usta cenaze aracına götürülürken birçok vatandaş şehidin tabutuna omuz verdi. Emniyet amiri Kadir Yıldırım için de Fikirtepe İhsaniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Şehitlerin naaşı Edirne Kapı Şehitliği'ne defnedildi. Şehit düşen polis memuru Hüseyin Akyüz Bursa'da son yolculuğuna binlerce kişi tarafından gözyaşları içinde uğurlandı. Şehit polisin abileri Ahmet, Recai ve ikisi Hasan Akyüz yan yana durarak kardeşlerini ebediyete yolcu etti. En zor anları ise şehit polisin ikizi Hasan Akyüz yaşadı. Akyüz dakikalar farkıyla dünyaya geldiği ve hayatının hemen her anını beraber yaşadığı kardeşinin cenazesinin başında gözyaşlarına boğuldu. Kayseri'de de gözyaşları sel oldu aktı. Şehit polis Osman Börklüoğlu'nun geçtiğimiz Temmuz ayında düğünü olacaktı. Ancak hain darbe girişimi nedeniyle izinleri iptal olunca düğün ertelendi. Dünya evine henüz 2,5 ay önce girmişti. Ancak bu mutluluğu hain terör yarıda bıraktı. Şehidin acılı eşi ise cenaze törenine düğün fotoğraflarıyla geldi, feryat etti. Öte yandan şehit cenazesinde göze çarpan bir başka ayrıntı da vardı. Meslektaşının tabutu başında bekleyen polis memuru da gözyaşlarına hakim olamadı. Polisin gözyaşlarını bir şehit yakını sildi. Aynı zamanda şehit polis Yasin İlke için de cenaze töreni düzenlendi. Cenazede şehidin annesinin oğluyla konuşması yüreklere dokundu. Törenin ardından şehitler Asri Mezarlık'taki polis şehitliğinde ebediyete uğurlandı. 33 yaşındaki şehit polis memuru Hüseyin Dalgıç'ın eşi ise karnında bebeği, üstünde üniformasıyla şehidini uğurladı. Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkay Akbaş da son yolculuğuna uğurlandı. Gençliğinin baharında teröre kurban giden Akbaş'ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Efendim bu arada dün ana haber bültenimizde ekranlarınıza getirmiştik. Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kayhan Şahan yaralandı bu yaşanılan patlamada. Kendisi Ereğli'nin Yelice Mahallesi'nden ve dün akşam saatlerinde Yelice Mahallesi'nde Kayhan Şahan'ın kayınbabasının evine gittik. Adı Hüseyin Öztürk. Hani hem kendi damadının sağlığı noktasında bilgi aldık. Bir de bu yaşanılan gelişmeler hakkında Kayhan Şahan'ın kayınbabası neler söylüyor, ne düşünüyor? İşte detaylar. Ya işte dünden o patlamada... İstanbul'da yaşanılan patlamada yaralanan Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kayhan Şahan'ın Yelice Mahallesi'nde oturan kayınbabası Hüseyin Öztürk konuştu. Damadının Gezi Parkı olaylarında yaralandığını, 15 Temmuz gecesinde darbecilerle karşı karşıya geldiğini ve şimdi ise patlamada ayaklarına şarapnel parçası isabet ettiğini söyledi. Gelince televizyonu açtım, patlamanın olduğunu duydum. Gördüm. Çocuklara telefon ettim. Çocuklar hastane olduklarını söylediler. Nasıl durumları nasıl dedim. Benim damadım olur. Emniyet müdürü. Çocuklara sordum nasıl durumları nasıl dedim. Yoğun ağır bir şey durumu yok. Bacaklarında parçalanma var. Onu da ameliyat alacaklar dediler.
Şu anda hastane yoğun, fazla bir konuşamadık. Sonra öğleye yakın yine telefonu açtım. Çocuklar da ameliyat oldu. Şimdi durumu iyi. Sağlığı yerinde, yoğundan çıktı diye söylediler. Stadyuma gitmişler orada görevli olarak. Stadyum dağıldığında, spor bittiğinde otobüslerine bineceklerinde patlama öyle olmuş. De şimdi biz öyle haberini aldık. Damadımızla görüşemedik de çocuklarıyla görüştüm. Damadım da durumunun iyi olduğunu söylediler. Yanında kardeşleri var. Benim bu damat yıllardır İstanbul'da görev yapar. FETÖ'cüler bizim bu damadı müdürü Gezi Parkı olaylarının orası sürdüler. Orada kafasını falan yardılar. Bu FETÖ işi çıkınca, ortaya çıkınca, FETÖ'cüler temizlenince geri görev yerine geldi. Bayrampaşa'ya geldi. Orada da 15 Temmuz'a takıldı. 15 Temmuz darbesinde de bayağı bir mücadele verdi. Yanındaki arkadaşı şehit oldu. Şimdi de bu olaylar oldu. Şimdi işte yaralı Cumhurbaşkanımızla beraber resmini şeyini şuradan telefondan gördüm. Yarın Allah izin verirse ziyaretine varacağım. Diyeceğimiz bu vatan bizim, bu vatan bölünmez. Kimseye de fırsat vermeyeceğiz. Türk milleti olarak bir ve beraber olmamız gerektiğinin farkındayız. Hüseyin Öztürk amcamız da böyle söylüyor. 60 yaşına girmek üzereyim. Şimdi çağırsalar bu vatan için seve seve savaşmaya giderim diyor. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık diyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kayhan Şahan'ı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hastanede ziyaret etti. Durumu gayet iyi ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürü Ereğli'nin Yelice mahallesinden olan hemşerimiz bir kez daha Erete ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Belediye Başkanı Özkan Özgüven bugün güzel bir çalışmaya imza attı. Polis okuluna gitti. Burada polis adaylarıyla bir araya geldi. Her birine tek tek karanfil verdi. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Sizleri çok seviyoruz dedi. Belediye Başkanı Özkan Özgüven Ereğli Polis Okulu, Ali Kurbi ve genç polis adaylarını ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Yapılan ziyarette 10 Aralık 2016 Cumartesi günü İstanbul'da yapılan hain saldırı sonucu şehit olan polis ve sivil vatandaşların ülke genelinde büyük bir üzüntüye yol açtığını ifade eden Özgüven, teröre destek veren ve bu saldırıları gerçekleştirenlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını söyledi. Özgüven'den önce Polis Okulu Müdürü Ali Kurbi söz aldı. Çok disiplinli, başarılı, hoş bir arkadaşımız. Allah rahmet eylesin. Biz öğrencilerimize eğitim verirken öğrencilerimize hep şunu, milli ve manevi değerleri anlatıyoruz. Ve öğrencilerimiz de yürürken, koşarken hep "Vatan sana canım feda" nakaratlarını söylüyor. Onun için bu hayali bir şey değil, bu gerçek. Gerekirse hepimiz vatan için seve seve canımızı veririz. İlgi alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun. Şehitlerimizden birisi de bizim memleketimiz sayılır. Hemen yanı başımızdaki Ayrancı Ambar Köyü'nden Metin Düzgün diye bir kardeşimiz. Metin Düzgün kardeşimiz geçen yıl az önce polis eğitim merkezi müdürümüzle bahsettiler. Eylül 2015'te burada mezun olmuş. Dolayısıyla İstanbul'da tayini çıkmış. Orada görev yaparken işte cumartesi akşamı o da şehadet şerbetini içti. 15 Temmuz'da denediler bunu. 15 Temmuz'da çok büyük bir deneme yaptılar ama az önce de ifade ettiğim gibi bu milletin dik duruşu, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere toplumun her ferdindeki insanların duyarlılığı sayesinde bunlar avuçlarını yaladılar, paylarını aldılar tabiri caizse. Ama hain haindir, pislik pisliktir. Bunlar hiçbir zaman durmayacaklar. Bunlar Türkiye'deki ve sözde Türk olanlar, bu ülkenin TC kimliğini taşıyanlar, bunların piyonlarıdır. Bunların tasmaları başkalarının elindedir, dış güçlerin elindedir. Ama netice itibariyle inşallah bunu aşacağımızı
ümit ediyorum ve o güçlülüğü ve o kararlılığı gerek devletimizin en üst kademesindeki Cumhurbaşkanımızdan ve sokaktaki vatandaşımıza kadar herkesin bu bilinçte olduğunun da farkında olmak, bunu da hissetmek ayrı bir mutluluk. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle hem Polis Eğitim Merkez Müdürümüze aynı şekilde başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Başımız sağ olsun diyorum, vatan sağ olsun diyorum. Sizlere karanfil takdim etmek istiyorum. Arkadaşlar siz de verebilirsiniz diğer arkadaşlarımıza. Hemen yanı başımızda bulunan Niğde'nin Bor ilçesinde de bir şehidimiz var ve şehidimiz bugün öğle namazından hemen sonra toprağa verildi. Yine bugün Konya'da 3 şehidimiz toprağa verildi. Gerçekten de acımız çok büyük. Hani ne desek belki şehit ailelerinin acısını dindiremiyoruz ama biz bu ülkeyi çok seviyoruz, bu vatan evlatlarını çok seviyoruz. Bu ülke topraklarının elden gitmemesi için elimizden geleni yapacağız inşallah Türk halkı olarak. Yani bir ve beraber olacağız. Her zaman ülkemizin, hükümetimizin yanında yer alacağız. Gerek biz basın mensupları olarak, gerekse bir vatandaş olarak. Dün malumunuz Mevlid Kandili'ydi. Aslında şimdi ekranlarınıza getireceğimiz haberi fotoğraflı olarak taşıyacağız. Görüntüsü vardı ancak görüntüsünde küçük bir sorun yaşadığımız için fotoğraflı olarak ekranlarınıza getirelim istedik. Dün belediye tarafından Mevlid Kandili'nde şehitler anısına vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Ereğli Belediyesi Mevlid Kandili'nde şehitler anısına binlerce Türk bayrağı dağıttı. Ulu Cami, Uğurlu Cami ve Fatih camilerinde dağıtım yapılan Türk bayraklarına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, bu acılı günümüzde teröre en güzel cevabımızı dağıtılan Türk bayraklarını evlerimize ve işyerlerimize asarak göstereceğiz diye konuşarak Başkan Özgüven'e teşekkür ettiler. Ulu Cami'ndeki kandil programına katılan Özgüven, hainlerin asla hedeflerine ulaşamayacağını altını çizdi. Soğuk havaya rağmen camilere akın eden vatandaşlara Mevlid Kandili programı sonrası bayrak dağıtımında bulunan ve onlar ile sohbet eden Özgüven yaptığı açıklamasında İstanbul'da yapılan hain terör saldırısını kınadığını belirtti. Terörün her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Özgüven, hainler yine beklemediğimiz bir dönemde haince, kahpece saldırı yaparak çoğunluğu emniyet personeli olan vatandaşlarımızı şehit etti. Yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu mübarek günde bu saldırıyı gerçekleştirenleri Allah'a havale ediyorum. Bunlara en güzel cevabımızı millet olarak bir beraberliğimize ortaya koyarak vereceğiz. Bu akşam şehitlerimizin anısına dağıttığımız şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıracağız. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız bizim gurur kaynağımızdır diye konuştu. Diğer gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız gün içerisinde eritajans.net adlı haber sitemizi ziyaret edebilirsiniz diyelim. Şimdi müsaadenizle Türkiye gündemini izleyelim. İstanbul Beşiktaş cumartesi akşamı kanlı saldırıların hedefi oldu. Vodafone Arena yakını ve Maçka Parkı'nda meydana gelen terör saldırılarında şehit sayısı 44'e yükseldi. Şehitlerden 36'sı polis. Terör saldırısında 150'den fazla kişi de yaralandı. Şehit sayısındaki artışı Sağlık Bakanı Recep Akdağ duyurdu. 36 polisimiz ve 8 sivilin hayatını kaybettiği çok ağır kanlı bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Sayın Kerestecioğlu'na bir çiftim var. Lütfen bu çatı altında artık samimi olalım birbirimize karşı ve mugalata yapmayı bırakalım. Size bir teklifim var. Çok basit bir teklif. Hepimizin yüreğini yakan bu hain saldırıların müsebbibi belli. PKK terör örgütü. Şu cümleyi meclis kürsüsünden ifade eder misiniz? Basit bir cümle.
alçak terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini lanetliyorum. Şu cümleyi tekrarlayın. İçinizden birisi bir kere bu cümleyi tekrarlasın. O zaman işler çok kolaylaşacak. Saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantısı taküslendi. Beşiktaş Belediyesi Meclisi terör saldırısının ardından olağanüstü toplandı. Toplantıda alınan kararla halk arasında Beleştepe diye anılan noktanın adı Şehitler Tepesi olarak değiştirildi. Başta Beşiktaş taraftarlarının talebi ve meclisimizin kararıyla Şehitler Tepesi olarak nitelendirmeye karar verdik ve buna göre bu doğrultuda gereken işlemleri yapacağız. Teşekkür ederim. Saldırının gerçekleştiği yere şehitler için bir de anıt dikilecek. Şehitler Tepesi oldu ve bundan bu yana binlerce kişinin ziyareti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da patlamanın meydana geldiği Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Azinedar ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman eşlik etti. Yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için dua etti. Buradaki tüm kuvvet polislerini hedef aldı ve şu hain saldırıda. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Vodafone Arena yakınında gerçekleştirilen bombalı araç ve canlı bombalı saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarını da takibe aldı. Yapılan takipler sırasında bazı sosyal medya kullanıcılarının halkı kin ve nefrete sürükleyecek kadar ağır paylaşımların yapıldığını belirledi. Hesaplarından kin ve nefret tohumları saçan sosyal medya hesabı kullanıcısı 21 kişi gözaltına alındı. Öte yandan çifte saldırıyla ilgili soruşturma da devam ediyor. Gözaltına alınan 13 kişinin sorgusu sürüyor. İstanbul'daki kanlı saldırının detayları da netleşmeye başladı. Saldırı iki canlı bomba tarafından gerçekleştirildi. Saldırıda kullanılan aracın motoru patlamanın gerçekleştiği noktaya 50 metre mesafede bulundu. Teröristlerin aracı bir hafta önce Bağcılar'da 20 bin liraya aldığı tespit edildi. Patlama noktasında 2 metrelik çukur meydana geldi. İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısına tepkiler yurt genelinde devam ediyor. Gün boyu devam eden protestolar gece de olayın meydana geldiği noktada devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla saldırının olduğu noktaya gelen bazı vatandaşlar olay yerine karanfiller bırakarak saldırıyı protesto etti. Vatandaşların yanı sıra yaklaşık 50 motosikletten oluşan bir konvoyda Türk bayraklarıyla saldırı noktasından geçerek teröre tepki gösterdi. Terör saldırılarına tepki kapsamında Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere İstanbul'daki tarihi noktalara Türk bayrağı yansıtıldı. Bazı vatandaşlar Galata Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaş'taki terör saldırısına tepki gösteren taksiciler de sessiz protesto gösterisi düzenledi. Teröre tepki gösteren taksiciler konvoy oluşturarak bazı yaralıların tedavi gördüğü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. O zaman aslına kadar kanımız bu vatana helal olsun. Helal olsun. Allah'ın izniyle hepsinin başından geleceğiz, hepsinle baş edeceğiz. Kimse yıkamaz bu bayrağı, bu vatanı, bu milleti. Araçlarının dörtlülerini yakarak terörü sessizce protesto eden taksiciler daha sonra konvoy halinde buradan ayrıldı. Patlamanın gerçekleştiği alana yakın bir noktada bulunan iş merkezi çalışanları da sabah erken saatlerde şehitleri anmak için patlama noktasına geldi. Ellerinde kırmızı karanfillerle gelen yaklaşık 50 kişilik grup şehitleri andı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde İstanbul'daki bombalı eylemde şehit verilmesinin ardından şehitler yürüyüşü düzenlendi. İstanbul'daki bombalı eylemde Seydişehir nüfusuna kayıtlı Nazif Emre Horoz'un şehit düşmesinin ardından Seydişehirli binlerce vatandaş sokağa döküldü. Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti başkanları da katıldı. Hain terör mihraklarının saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.
Aydın'ın Didim ilçesinde de 75 Gençlik Derneği İstanbul'daki hain terör saldırısına tepki amaçlı yürüyüş düzenledi. Merkez Cami önünden başlayan yürüyüşe birçok sivil parti, oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda Didimli katıldı. Bekle. Yürüyüşe CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da katılarak destek verdi. Bugün sabah arkadaşlarla dernek mesela toplanırken ne yapalım diye düşündük. En uygunu böyle bir yürüyüş yapmak olduğuna karar verdik. Hem emniyet güçlerimize, kolluk kuvvetlerimize moral vermek hem de şehitlerimize destek olmak amacında. Şehitler ölmez, vatan ölmez, şehitler ölmez. Yürüyüş esnasında şehitler ölmez, vatan bölünmez, polise uzanan eller kırılsın, teröre karşı omuz omuza sloganları atılırken bazı vatandaşlar da evlerinden ve iş yerlerinden alkışlarla yürüyüşe destek oldu. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazineder ve İstanbul'da görevli yabancı ülkelerin konsolosları İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısına tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazineder ve başta İspanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti olmak üzere çok sayıda ülkenin İstanbul Başkonsolosları teröre tepki için Dolmabahçe Meydanı'nda toplandı. 50'lerinde karanfillerle Dolmabahçe Meydanı'nda toplanan grup bu noktadan patlamanın yaşandığı Şehitler Tepesi'ne doğru yürüdü. Yürüyüş sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, teröre karşı tüm dünyanın ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Tüm yabancı misyon şeflerine ve dini önderlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Açıklamanın ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar ve konsoloslar patlamanın yaşandığı yere karanfil bıraktı. Bunu neredesin? Sivil toplum kuruluşları da teröre karşı ortak tepki verdi. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kem gözle bakan, saldıran, başta PKK, DAEŞ, FETÖ olmak üzere her türlü terörü lanetliyoruz. Terörü destekleyenleri, terörden medet umanları da lanetliyoruz. Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyeleri Ankara'da bir araya gelerek İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısına tepki için ortak basın açıklamasında bulundu. Biz de toplumun tüm kesimleri olarak sonuna kadar devletimizin ve güvenlik güçlerimizin arkasındayız. Aziz Türk milletimizle birlikteyiz. Komitede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yanı sıra HAKİŞ, Memursen, TESK, TİSK, Türk İş, Türk Kamusen ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği yer aldı. 8 sivil toplum kuruluşu adına konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu son hain saldırı terörle mücadeledeki kararlılığımıza gölge düşüremeyecek mesajını verdi. Bu hain ve alçak saldırılar devletimizi ve milletimizi sindiremeyecek, yıldıramayacak. Terörden ve kaostan medet umanlar hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacak. Bizi terörle korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki ülkemizi bu alçaklara, kahpelere bırakmayız. Elazığ'da polis kontrol noktaları ziyaret edildi. AK Parti Elazığ İl Başkanı ve teşkilat üyeleri İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısı dolayısıyla Keban, Bingöl ve Diyarbakır yolunda bulunan uygulama noktalarındaki görevli polisleri ziyaret etti. Polislerle birebir sohbet eden başkan onlara moral verdi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e İstanbul'da tekrar yüzünü gösteren hain saldırıyı kınadı. Allah bu hain saldırıyı düzenleyenleri ve onların arkasında olanları kahreylesin. Allah onlara bu ülkeye zarar verme fırsatı vermesin. Gerek bu terör hadisesini gerçekleştiren hain ve alçaklar, gerekse onları destekleyen, onları bu topraklara, bu topraklarda kargaşa çıkarmaya yönlendiren arkasındaki tüm güçleri lanetliyoruz, şiddetle kınıyoruz. Allah kahhar sıfatıyla onları kahru perişan eylesin diyoruz. Beşiktaş'taki hain terör saldırısının ardından İstanbul'da güvenlik zirvesi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'nde 11 Aralık Pazar günü saat 16.30'da başladı. Yaklaşık 2 saat süren güvenlik zirvesinde terörle mücadele konusu ele alındı. Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve ilgili üst düzey bürokratlar yer aldı. Öte yandan Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP ve MHP grupları ortak bildiri yayımlayarak İstanbul'daki saldırıları kınadı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la toplantıya katılan diğer isimler ard arda köşkten ayrıldı. Ereğli Belediyesi'nden satılık ticari arsalar. Ereğli'nin en gözde yerinde Toros Mahallesi Devlet Hastanesi bitişiğinde 2 kat imar planıyla arsalar satışa çıkıyor. Alanlar çok mutlu. Bu fırsat kaçmaz. Siz de gözde olan bu yerde arsa almak istiyorsanız son gün 29 Kasım. Geniş bilgi için Ereğli Belediyesi ve www.ereli.ben.tr'den bilgi alabilirsiniz. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244. Ticaret Vestel Konsept Bayi. Yılın son kampanyası. 2016 yılını bitirirken depolarımızı boşaltıyoruz. Vestel marka ürünlerimizde %50, %60, %70'e varan indirimler siz değerli müşterilerimizi bekliyor. Kararınızı değiştirecek, sizi mutlu edecek bu fırsatlar senede bir gelir. Fiyatları görmeden karar vermeyin. Tulum Ticaret. Güven ve dostluğun birleştiği yer. Merkez telefon 0332 713 2603. Şube telefon 0332 710 5510. Türkiye beslenleniyor. Ayrıca Tulum Düğün Salonumuzla size özel güzel bir gün için hizmetinizdeyiz. Rezervasyon telefon 0532 441 çift 026. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Zirai mücadele ilaçları Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres Halyokuşu Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar.
zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sundu. Bu akşamlık bizlerden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.